İyi akşamlar, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'dayız. Beyaz Futbol'dayız. Sizlerle beraberiz. Şu anda rejide öyle bir hareketlik var ki Galatasaray 1-0 mağlup durumda. Kadir Sağlam maçın hakemi sakatlandı. Sonrasında yaşanan gelişmeler ve son 9 dakika tıklım tıklım dolu tribünler. Galatasaray taraftarı 50 binin üzerinde, 50 bin taraftar şu anda Galatasaray Nef Stadyumunda. Sevgili seyirciler, bu arada Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızdan canlı yayın yapıyoruz. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızdan canlı yayın yapıyoruz. Ve artık bu şekilde yayınlarımız da devam edecek. Bir şekilde sizlerle birlikte hem interaktif şekilde hem de ekranlardan karşınızda oluyoruz. Canlı yayında oluyoruz. Bir gözümde şu anda Galatasaray'da. Ceza sahası içerisinde kafa vuruşu. Giresunspor kalecisi çok başarılı. Gerçekten çok etkili. Yani inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz. Seferovic yükseldi, kafayı vurdu. Ama Seferovic'in bakışını görseniz, Seferovic tribünler ayağa kaldırıyor. Kalkın diyor. Adana Demirspor 1-0 önde bu arada. 3-0. Yanlış söyledim. 3-0. Birazdan Sinan Engin gelecek. Sinan abi gelecek. Onu da belirtelim. Sevgili seyirciler, 1-0 önde Giresunspor. Onurcan mükemmel bir performans sergiliyor bugün. Günün başarılı isimlerinden birisi. Hani çok top mu geldi? Hayır, çok top gelmedi ama geldiği toplarda çok başarılı oldu. Gelen toplarda çok başarılı oldu. Şimdi Galatasaray takımı Giresunspor yarı sahasının ortasında. Nelson yerden oynuyor. Galatasaray bütün hatlarıyla şu anda rakip yarı sahanın ortasında. Gösterebilirsiniz. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızın adı. Herkes canlı yayınımıza gelebilir. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızın adı bu sevgili seyirciler. En fazla saatlik sıralamada bizi zirveye çıkaran kişileri, takipçilerimizi de Beyaz Futbol resmi hesabından bizi en fazla zirveye çıkaran arkadaşlarımızı, en fazla 5 kişiyi ismini söyleyeceğiz canlı yayında. Programımızın sonuna doğru onu da belirtelim. En fazla bizi saatlik sıralamada zirveye çıkaracak olan 5 kişiyi. Evet, Galatasaray'ın 1-0'lık mağlubiyeti devam ediyor. Seferovic yani inanılmaz yükseldi. O 1.85'lik, 1.90'lık Seferovic inanılmaz yükseldi ama gol olmadı. Hamza oyuna girdi. Hamza Akman oyuna girdi. Nelson şu anda. Hayır, Mertens. Mertens. İkinci yarıda Lucas Torreira ile beraber oyuna dahil oldular. Serbest vuruşu kullanacak. Mertens topu eline aldı. Lucas Torreira da yanında. Mejia izin vermiyor. Hakem yanından uzaklaş dedi. Mertens'in Yunus Akgün'ün yerine girdiğini belirtelim. Arkadaşların da uyarıyor şu anda. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Tam ceza sahası ön çizgisinde. Daha doğrusu ceza yayı ön çizgisinde. Mertens sağına aldı. Rakibinin belini kırdı. Bir faul var mı yok mu? Dokundu mu dokunmadı mı? Giresunsporlu futbolcunun itirazı vardı. Serbest vuruşu kullanma hazırlığı içerisinde. Mertens topa bakıyor, kaleye bakıyor. 84. dakikadayız şu anda. İstanbul'da çok sıcak bir hava. Sıcaktan daha olumsuzu çok aşırı nem var. Nem var, inanılmaz bir nem. Futbolcular çok zor şartlarda oynuyorlar, onu da belirtelim. Mertens topun gerisinde, 84. dakika, bu tip topları çok sever. Çok golleri var ama savunmaya çarptığı şu anda gözler önünde. Kafasına çarpıyor Giresunsporlu futbolcunun. Alexis yerde. Mertens vuruyor barajın tam ortasında. Alexis kafasına çarpıyor, top dışarı gidiyor. Yerden kalktı şimdi. Alexis yerden kalktı. 0-1 skor. Galatasaray 0, Giresunspor 1. Hakan Keleş dün İstanbul'a kazanmak için geliyoruz demişti. 86. dakika kafa vuruşu. Gomis ikinci yarının başında. Daha doğrusu ikinci yarıyla beraber oyuna dahil oldu. Tekrar tekrar söylüyorum. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabı sevgili seyirciler. Onu da bir yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan rica edeceğim. Tekrar tekrar söylüyorum, en fazla saatlik sıralamada bizi zirveye çıkaran 5 takipçimizin ismini canlı yayında söyleyeceğiz. Onu hatırlatalım. 77'de geldi gol. Borja Sainz, İspanyol futbolcudan geldi. Giresunspor deplasmanda İstanbul'da 1-0 önde oynuyor. Futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Bugün 50 bin kişinin üzerinde bir taraftar, Galatasaray taraftarı galibiyet görmek için Nef Stadyumuna koştu.
Şu anda maç bitmedi ama hani Galatasaray özellikle ilk yarıda beklenen performansı gösteremedi. O baskılı futbolu sergileyemedi. Şimdi Mertens topu aldı. Rakip yarı sahanın tam ortasında. Hamza geriye doğru döndü. Hamza Akman, Nelson bıraktı şimdi kendi yarı sahasının ortasında. Sol taraftan atak geliştirme çabası Galatasaray'ın. Ceza sahası içi çok hareketli. Savunma ayak koyuyor. Ceza sahası yan çizgisiyle ön çizginin kesiştiği noktanın birkaç metre önünde Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı izin vermiyor. Seferovic yine ceza sahası içine gitti. Mertens köşe vuruşunu kullandı. Yakın oynadı. Yerde kalan bir Galatasaraylı görüyorum. Hakem Kadir Sağlam bekle diyor. Serbest vuruşu Galatasaray'a verdi. Kerem Aktürkoğlu serbest vuruşu kullanacak. Kerem topu ayağına aldığı anda ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisinin tam arasında ayağına aldığı anda Giresunsporlu futbolcunun bir müdahalesi var orada. Kaptan Onurcan. Mertens oyuna bir hareketlilik getirdi mi? Özellikle golü yedikten sonra bir daha böyle bir çabası var. Onu belirtelim. Seferovic çok hırslı bir futbolcu. Sürekli olarak Galatasaray tribünlerine doğru hadi kalkın hadi destekleyin diyor. Kaleci Onurcan doğrudan kaleye vurdu Mertens. Doğrudan kaleye vurdu. Birazdan maç sonrasında Sezgin Gelmez'e gideceğiz sevgili seyirciler. Sezgin Gelmez bizlere aktaracak oradaki gelişmeleri. Devrim Zengi gün içerisinde, daha doğrusu program içerisinde, gün içerisinde Fenerbahçe'nin yaşanan transfer gelişmelerini de bizlere aktaracak. Doğan Can Giresunspor'da oyuna dahil olacak olan futbolcu. Ben arkadaşlarımdan rica ediyorum lütfen hani TikTok'tan yayında olduğumuzu da aşağıya eğer belirtirsek sevinirim. Sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan. Evet, Giresunspor'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşti. 88. dakika. Biraz önce Mertens topa vurdu. Doğrudan kaleciye giden bir top oldu. Onurcan günün başarılı isimlerinden ilk üçte. Yani maçın adamı olur mu? Olma ihtimali de çok yüksek. Onu da söyleyelim. Galatasaray çok geldi mi rakip kaleye? Hayır. Onu da belirtmekte fayda var. İşte Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımız ve şu anda oradan da canlı yayındayız. Onu da söyleyelim. TikTok'tan canlı yayındayız. Beyaz Futbol resmi hesabından nedir durum? Şu anda takipçi sayımız iyi mi? Peki. Galatasaray ısrarla bastırıyor. 89. dakikaya doğru gidiyoruz. 89. dakikaya doğru gidiyoruz. Galatasaray rakip yarı sahanın tam ortasında atak geliştiriyor. Karşı tribünlerin olduğu bölgeden. Şimdi Mertens topu aldı. Mertens bakıyor. Uzun bir top geldi ceza sahası içerisine. Hayır, Nelson gönderdi. Mertens tam ceza yayının orada. Sarı kırmızılılar büyük bir baskı kurdu Giresunspor yarı sahasında. Set oyununda şu anda Giresunspor takımı dörtlü iki savunma yaptı. İki set kurdu orada. 4-4 çok yakın mesafede, aralarında 7-8 metre var. Galatasaray'ın bütün o bölgedeki hareket alanını kapattı Giresunspor. Bütün hareket alanını kapattı. Hamza Akman oyunda biraz önce de söylemiştim. Ceza sahası içerisine doğru girerken yerde kalıyor. Hakem oyuna devam diyor. 1-0'lık Giresunspor'un üstünlüğü devam ederken Giresunsporlular da şu anda ağır hareketlerle maçta oyunu başlatacaklar. Okan Hoca'nın 4. hakeme itirazları var. Faul bekledi Hamza'nın düştüğü pozisyon, tartışmaya açık bir pozisyon. Onu da böyle belirtelim. Tam böyle ceza sahası yan çizgisinde işte bir oyuncuyu geçti, ikinci oyuncuya çalım attı, üçüncüsünde yerde kaldı. Arkadan bir müdahale var mı yok mu? Bana da faul gibi geldi ama Kadir Sağlam devam ettirdi. Yine Galatasaray etkili gelmeye çalışıyor. Giresunspor yine aynı şekilde. İki tane dörtlü savunma, yani dörtlü set kurdular. 4-4, kenarlara da iki adam bıraktılar. İleride bir adam çok ciddi bir savunma yapıyor. Hani genelde bunu Inter'de Jose Mourinho yapardı. Hani otobüs çektiği bir maç vardı ya, Barcelona karşılaşması. O maçı hatırlayalım, o karşılaşmayı hatırlayalım. Şu anda Hakan Keleş'in
takımı Inter'in o savunmasını canlandırdığını görüyorum böyle. Kayan bir savunma. Çok etkili bir futbol sergilemiyor. Evet ama sağlam bir savunma yapıyor Giresunspor takımı. Yeşil beyazlar sağlam bir defans yapıyorlar. Yerde bir Galatasaraylı gördüm. Galatasaray 1-0 mağlup durumda Giresunspor'a karşı. 90+1. Sol taraftan sarı kırmızılar ceza sahası içerisine doğru. Onurcan tokat attı resmen topa. Gomis şimdi aldı, döndü. Ceza sahasının dışına yaptı ortayı. Arka tarafta boşluk var mı? Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Giresunspor savunması. Orası resmen cehennem ateşi gibi oldu. Galatasaray sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Yerden bir orta Gomis'e gelmiyor. Her yerde beyazlı futbolcular var. Galatasaraylı futbolcuların önünde arkasında Giresunsporlu futbolcular var. İnanılmaz bir mücadele veriyorlar. İnanılmaz bir defansif mücadele. Şimdi sol tarafta Mertens aldı. Çizgiye taşıdı son çizgi. Önünde iki Giresunlu vardı. Tamamen kapandı Giresunspor. Galatasaray riski göze alıyor. En azından bir puanı kurtaralım dedi şimdi sarı kırmızılılar. 1-0 mağlup durumda. 90+2'ye geldik. Mertens ceza sahası içerisinde girme çabası. Top dışarıda. Out. Out Mertens. Hemen topu aldı. Kaleci Onurcan'a götürüyor. Hakan Keneş. Tam taç çizgisinin yanına kadar geldi. Soğukkanlılığı devam ediyor. Giresunspor İstanbul'da zorlu deplasmanda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Mertens şu anda orta alana doğru gidiyor. Galatasaraylı futbolcuların yüzü çok asık. Tabii ki stres var. Onurcan bütün arkadaşlarına ileri gidin dedi. 90+3'e doğru gidiyoruz. 1-0 mağlup durumda sarı kırmızılılar. Giresunspor tam rakip yarı sahanın ortasında. Galatasaray yarı sahasının tam o orta yuvarlağın rakip yarı alanına bakan diliminin üzerinde kümelendiler böyle bir anda. Hani daha da ileri gitmiyorlar. Gitmiyorlar, gol yememek için mücadele ediyor şimdi Giresunspor haliyle. Sağ taraftan bir orta çabası. Gelmedi Gomis'e. Savunma uzaklaştırıyor. Top şu anda hakem oyunu durdurdu Giresunspor'un. Tam Galatasaray yarı sahasının ortasında. Offside mı verdi acaba? Sanırım offside. Touch mı? Touch, evet touch. Buradan tam göremedim. Galatasaray'ın 1-0'lık mağlubiyeti. Bu arada Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızdan canlı yayındayız. Şu anda canlı yayında olduğumuzu belirtelim. Oradan da sorularınızı alacağız. En fazla saatlik sıralamada bizi zirveye çıkaran 5 arkadaşımızın ismini canlı yayında aktaracağız sizlere. 90+4'e doğru gidiyoruz. Sevgili Sinan abi de geldi. Sinan Engin de geldi. Sinan abi bakalım neler söyleyecek ama Galatasaray'ın o sağlı sollu atakları bu defa sağdan geliyor. Sağ tarafta şimdi Hamza kaldırdı kafasını. Hamza orta pozisyonu arıyor. Ceza sahası içerisinin çok kalabalık olduğunu belirtelim. Galatasaray bütün hatlarıyla rakip yarı sahada tam penaltı noktası üzerinde Giresunsporlu futbolcular çıkartmaya çalışıyor. Nelson aldı. Nelson 3 kişinin arasında orada kaybettiler. Hamza kaybetti. Yanlış görmediysem Giresunspor ileride, hani ileride değil, ileri de gidemiyor. Kendi yarı sahasının ortasında topu kaptırıyorlar haliyle. 90+5'e doğru ilerliyoruz. Tam kendi yarı sahasının ortasında Giresunspor yine top kaybı yapıyor. Galatasaraylılar Lucas Torreira ile şimdi topu aldılar. Torreira kendi ekseni etrafında 360 derece döndü. Sağ tarafa bıraktı. Sağ taraftan sarı kırmızılılar gelmeye çalışıyor bu sefer. Orta mı? Hayır. Korner. Korner, top dışarı çıkıyor. Korner. Sinan abi 90+5. 1-0 Giresun. 1-0 önde Giresunspor. Hamza'nın yerde kaldı. Sasha Boey'in yerde kaldığı bir pozisyon var. Ceza sahası kafa vuruşu. Orada Gomis. Hakem oyunu durdurdu. Top Giresunspor'un. Top Giresunspor'un. Nelson gitti, hakemle konuşuyor Kadir Sağlam'la. Yani Nelson'un faul yaptığı görüşünde hakem. Nelson rakibine faul yapıyor. Arkadaşlar biz kadroyu da alalım lütfen Sinan abiye ve bana. İçeriden rica edeceğim Abdurrahman'dan. Maçın kadrosunu rica edeceğiz.
Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler olduğunu belirtelim. İlerleyen dakikalarda sevgili Devrim Zengi telefonla bağlanıp anlatacak bizlere. Beşiktaş'ı tabii ki konuşacağız ama Galatasaray'ı ağırlıklı olarak konuşacağız. Galatasaray'da transferde hareketli bir gün yaşanıyor ama Sarı Kırmızılar sahasında 1-0 mağlup şampiyonun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray şu anda 50 binden fazla taraftarın önünde, ki Giresunspor taraftarı da var onu belirtelim, deplasman tribününde 1-0 mağlup oynuyorlar Giresunspor'a karşı. 90+6. 90+6'nın tam ortasındayız. Sol taraftan gelme çabası Sarı Kırmızılıların, Giresunspor izin vermiyor. Giresunspor defansı izin vermiyor. Taç atışını kullanacak Sarı Kırmızılı takım. Galatasaray bütün hatlarıyla Giresunspor ceza sahasının yanında, önünde, diğer tarafında 18'in içinde yürüyor maç. Top avuta mı çıktı? Hayır, kalecide kaldı. Kadir Sağlam'da. Kadir Sağlam'da gözler. Onurcan orada. Galatasaraylı futbolcular, Giresunsporlu futbolcular bir anda birbirlerine girdiler. Lucas Torreira ile Giresunsporlu futbolcu arasında yaşanan diyalog. Bu arada rejiyi uyarmak istiyorum. Bir yerden bir müzik sesi mi geliyor Sinan abi? Ben de mi? Değil mi? Bir müzik sesi geliyor ama. Bizden geliyor olabilir mi buradan? Bizden mi geliyor arkadaşlar buradan, yoksa diğer... 1-0'lık maça öyle bir dalmışım ki müzik sesi geliyor diyor. Yayından geliyor. Serkan da öyle diyor. 90+7. 90+7. Giresunspor 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Muslera orta sahaya kadar geldi. Sahayı enlemesine paslar. Nelson pası verdi. Orada Hamza. Bir bindirme var sağ taraftan. Vazgeçtiler. Gomis içeride. Seferovic içeride. Galatasaray rakibi açmaya çalışıyor. Giresunspor kapanıyor. Onurcan elinden kaçırdı. Giresunspor savunması topa sahip oldu ve topu taça gönderiyorlar. 98. dakika. 90+8'deyiz. 90+8. Galatasaray Giresunspor'u 18'e hapsetti ama o beklediği, istediği, arzuladığı golü atamıyor bir türlü. Arka tarafa doğru çok uzaklara, çok uzaklara taça çıkıyor. Hemen sizlere şöyle de söyleyeyim. Bitti maç. Galatasaray İstanbul'da 1-0 kaybediyor. Hakan Keleş'in Giresunspor'u Galatasaray İstanbul'da 1-0 mağlup ediyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Sarı Kırmızılılar Giresunspor'a 1-0 kaybediyorlar. Çok beklenen bir performans sergiledi mi? Efendim? Evet. Geçen sene de evinde 1-0 kaybetmişti Galatasaray Giresunspor'a karşı. Bu akşam da Galatasaray 1-0 kaybediyor. Çok önemli bir kayıp tabii ki bu. Tabii ki Sinan abiyle konuşacağız ama tekrar hatırlatalım. Beyaz Futbol resmi TikTok hesabımızdan da canlı yayındayız şu anda. Bizi saatlik sıralamada zirveye çıkaracak olan 5 izleyicimizin ismini söyleyeceğiz. Sinan abicim hoş geldin. Hoş bulduk Ertan. Yine gömleğin çok şık. De, sağ olsunlar. Çok şık ama çok yakışmış. Sağ olsunlar. Sinan abicim evet, geceye bir manşet atalım hemen. Abdülkerim Bardakçı bardağı kırdı. Oo. Kesinlikle. Abdülkerim Bardakçı şahane. Bardağı kırdı. Şahane. Şimdi Ertem. Evet Sinan abiciğim. Bugünkü atmosfere, geçen haftadan beri Galatasaray'la ilgili söylenen sözlere baktığın zaman, yapmış olduğu transferlere baktığın zaman, maç akşamı Hakan Keleş Okan Buruk'u arasa ya dese ki hocam 1-0 anlaşalım ya, 1-0 yen fazla kabul eder misin dese, yani Hakan Keleş hemen kabul eder. 1-0 mağlubiyeti hemen kabul edecek. Hakan kabul ediyor.
Okan Burak'a, şimdi tabii maç kazandıktan sonra ya öyle şey olur mu denir de, maçtan evvel Okan Burak'a haber yolluyor bir gece önce. Diyor ki böyle böyle 1-0 mağlubiyeti biz kabul ediyoruz der. Okan kabul etmez de. Tabii. Okan kabul etmez. %100 Giresunspor'u tebrik ediyorum. Hakan Keleş ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Müthiş bir savunma yapmışlar. Müthiş bir oyun organizasyonu. Galatasaray takımının iki tane çok önemli oyuncusu, kanat oyuncusu Yunus ve Kerem'i deyim yerindeyse kitlediler. Evet. İkisi de sahasının bugün en kötülerinden. Yunus ve Kerem. Aynen öylesinin abi. İkisi de sahada yok. İkisi de durdu. Öyle güzel oyun organizasyonu yaptı ki tamamıyla kanatlardan onların gelmesini engelledi ve ikisi de gidemedi. Hı hı. İkisi de oradan o kanadı kullanamadılar. Hiçbir şey de yapamadılar. Yani bak yine üstüne basa basa söylüyorum. Şampiyonluğun bir numaralı adayı hala benim için Galatasaray'dır diyorum. Oyuncu yapısı, kadrosu olarak ama geçen hafta söylediklerimi tekrarlıyorum. Abdülkerim Bardakçı ile ilgili soru işaretim olduğunu, geçen hafta kayıtlarda vardır. Abdülkerim Bardakçı kardeşimiz geçen hafta oynadığı oyunu bir videoda, kasette seyretsin. Neleri yanlış yapıyorum, neleri doğru yapıyorum bir baksın. Ona göre her maçta pozisyon alsın. Şimdi büyük takım stoperi çok farklıdır. Tabii. Hele bir de ayaklarında iyiyse, bir de kendine güveninde varsa oynamaya çalışıyorsan büyük takım stoper olmak çok zordur. Tabii. Çünkü kendine çok güveniyorsun. Tekniğim diyorsun, iyi bir sol ayağım var diyorsun. Hayır. Özellikle stoper oyuncuları, hele büyük takım oyuncusan risk yapmayacaksın. Riskli oynamayacaksın. Risk futbolda risk ve hataya yan yana gelirse, yani riske girip de hata yaparsan ve hatayı da affetmezler. Kesinlikle. Sen riske giriyorsun, hata yapıyorsun kenara. Vur kardeşim topu tacaya. Vur türbine ya. Gitsin. Niye kenara oynuyorsun, arka oynuyorsun, risk alıyorsun, hata yapıyorsun. Sinan abi, Johan Cruyff diyor ya, futbol çok basit bir oyundur ama zor olan basit oynamaktır. Zorlaştırmayacaksın. Evet, özellikle savunma oyuncusunun, Ertem'cim bak, bize bunları hep anlatmışlardır. Savunma oyuncularının şunu söylerler. Bir, iyi düzeltme. Yani zor pozisyonu iyi düzeltme. Hmm. Vur gitsin. Vur gitsin. Risk alma. Vur gitsin. Kaleciyle santrafor. Gol kaleci, anı bu arada. Evet. Kalecilere derler ki, yani stoperle senin stoperinden rakip takımın santraforu mücadeleye giriyorsa kalecilere derler ki sen uzak dur, girme. Pozisyonu seyret. Hmm. Hep bunlar vardı futbolun içinde. Onun için şimdi burada bak yine söylüyorum. Şampiyonluğun bir numarada adayı hala Galatasaray'dır. Daha ligin ikinci haftası. Bunları hep yazalım Twitter'dan. Fizik olarak iyi durumda değil Galatasaray. Daha iyi olmamış. İdeal 11'ini kuramamış. Deyim yerindeyse oturmuş taş gibi bir Giresunspor takımı var 2-3 takviyeyle. Galatasaray takımını özellikle süratli oyuncuların çok iyi analiz etmiş. Çok iyi oraları kapatmış. Kenarlardan gelmesini engellemiş. Ve Seferovic'e özellikle daha sonra da gelecek olan, oyuna girecek olan Gomis'e pas trafiğini falan kapattılar. Aynen. Alan daralttı. Bakın oyuna pilot kameradan baktığın zaman Hakan Keleş oyunu daraltıyor mesafeyi. Savunmayla kendi hücum attığını Ertem bu kadar oynarken, bak bu kadar oynarken böyle yapıyor. Böyle oynadı. Pilot kamerasından baktığın zaman oyunu sıkıştırıyor devamlı. Çok akıllı, cin gibi olmuş Hakan. Bak, Hakan Keleş cin gibi antrenör olmuş deyim yerindeyse. Haddini öyle biliyor ki ben Galatasaray'ı nasıl durduracağım onu da çok iyi öğrenmiş. Ve oyunu daraltıyor. Oyunu daraltıyor ve Galatasaray'ın silahlarına özellikle kenardan kanatlardan o uçurtma deyim dediğimiz Kerem, Yunus bunların yollarını tıkadı ve Galatasaray'ın santraforuna, golcülerine gelecek olan topları engelledi. Evet. Engelledi. Ve deyim yerindeyse de rakibi sabırla hataya zorladı. Ve Abdülkerim Bardakçı da bardağı kırdı. Hatasını yaptı. Ama şimdi daha ligin ikinci haftası.
Futbolcular fizik olarak hiçbirisi daha iyi durumda değildir. Ha derler ki Giresunspor takımı kardeşim değil mi? Evet onlar iyi ama onlar sadece bugün durdurdu. Arada oyuna çıktı. Ama Galatasaray 98 dakika hep oynadı. Evet. Hep oynamak istedi. Ama rakibin seni durdurup seni hataya zorladı ve başarılı oldu. Ve işi bitirdi. Şimdi o Olivera'nın topu girseydi oyun çok farklı olabilirdi. Direkten dönen top. Evet. Yani o zaman yerdeki. Ne olacaktı? Giresunspor takımı sana daha fazla adamla gelecekti. Tabii. Daha fazla adamla gelecekti. Şimdi Galatasaray takımı analiz edersen ideal 11'ini kuramamış. İdeal 11'i şu an tam yerinde değil. Yani Mertens'i falan başlayacak. Kuramamış. Savunmada Nelson'la Abdülkerim Bardakçı doğru ikili değil. Nelson da herhalde gitmek istiyor galiba bir şeyler var. Sevilla. Yani öyle bir durumlar var. Galatasaray burada bir B planı arıyor. Ama Abdülkerim Bardakçı için şu an o mevki çok riskli ve zor görünüyor. Onun için futbolda en önemli şey ne biliyor musun Ertem'ciğim? Bak demin de söyledim. Futbolcu kardeşlerimiz hep buna yanılıyorlar. Benim ayaklarım iyi. Ben Konya'da çok iyi oynuyordum. Çok da oyuna çıkıyordum, devamlı atıyordum. Ben tekniğim. Aslında ben sol... İşte Marco'ya benziyor aslında stil olarak baktığın zaman. Oyun tarzı. Marco daha iyi tabii. Daha iyi oyuncu. Tabii. Ama riskli bir oyuncu. Çünkü ne biliyor musun? Kendine aşırı güveni var. Ben büyük takım oyuncusuyum. Ben topu tribüne atmam. Ben paldır küldür oynamam. Ben işte kalecime pas veririm, geri çıkar alırım. Yani balta stoper değilim. Abdülkerim Bardakçı, ben balta stoper değilim. Ben teknik bir stoperim. Ve faturayı kesti. Doğru. Giresunspor faturayı kesti. Sinan abi, Galatasaray'ın mutlak surette geçen hafta söylemiştim. Bir stopere ihtiyacı var. En az bir stoper dedin. Hatta herkes 9 numara derken, Seferovic'in arkasında iyi bir golcü derken sen hayır ısrarla bir stoper dediniz. Galatasaray'a bir tane ısrarla net stoper lazım. Nelson gitse de gitmese de. Aynı şekilde tabii canım. Ve Abdülkerim Bardakçı ve Nelson ikilisi arkada riskli. Riskli ikili. Tabii. İkisi de riskli ve çok uyumlu değil. Çok. Çok uyumlu. Onun için arka tarafa muhtemelen ne yapacaklar? Yabancı sayısını, Türk yerlisi, Türk sayısını önde orta sahada gerekirse Berkanlı, Taylanlı veya işte yapacak veya ne bileyim sol bekini Türk yapacak veya. Ama kesinlikle Abdülkerim Bardakçı bugünkü maçı da seyredecek. Evet. Geçen haftayı da seyrettim Antalya'yı, bugün de seyredecek, bakacak. Şunu nasıl ilkokulda A, B, C diye başlıyorsun, şunu stoper arkadaşlara öğretmek lazım. Stoper topu iyi kesmez, iyi düzeltmez. Kolayını yapar, gönderir. Vurur türbüne, vurur taca. Aynen öyle. Hiç risk almaz. İşte risk aldın, faturayı kestin. Bak, orada sıkıntı var. Emin Bayram, Nelson, Luyendama. Luyendama da çok şişmanlamış. Galatasaray, bu stoperlerle yaya kalır. Oh. Galatasaray bu stoperlerle şampiyonluğun bir numaralı adayı diyorum ama oraya bir stoper alması şartıyla alması lazım. Alması lazım. Bugün belki de Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün belki de hayatlarının en kötü maçlarından birini oynadılar. Yani bugün 50 binden fazla bir Galatasaray taraftarı var. Şahane bir atmosfer var. Park bekliyor, müthiş bir şov bekliyor. Ama gel gelelim, iki tane önemli yıldızım bugün durdu ve Galatasaray durdu. Kerem durdu, Yunus durdu, Galatasaray durdu. Net. Seferovic dediğin oyuncuya servis yapacaksın. Kesinlikle. Seferovic dediğin oyuncuya top getireceksin. Pas atacaksın. Onu besleyeceksin. Onu duvar yapacaksın. Arkadan gelen oyuncular ona pas atacaklar, onu oyunun içine sokacaklar, onun koşu atacaklar, koşu atacak, attıracaklar ona, alan boşalttıracaklar, araya adamlar girecek. Galatasaray takımı bu şekilde. Galatasaray takımı bu şekilde kazanır. Ama net söylüyorum, Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı geçen hafta söylediğim gibi kasetler orada hazırdır. Girsinler, baksınlar, YouTube'da da vardır. Galatasaray'ın en büyük sorunu stoperleri. Stoper.
Sinan abi, buyur şu anda söylenen şu, Fenerbahçeliler, Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe camiası, Beşiktaş camiası da umutlandı. Yani bizim bildiğimiz Galatasaray bu Galatasaray değil diyordu değil. herkes. Herkes şunu söylüyor, 4-0, 5-0 kazanır Aynen bugün öyle. Giresunspor karşısında. Ama yani futbol çok enteresan, futbol çok tuhaf bir oyun, çok tuhaf. Fenerbahçe bir anda şu anda diyor ki Fenerbahçeliler, ha demek ki sadece sorun bizde değil, diğerlerini de güçlendirdi. Yakalabilirsin. Yani şimdi Ümraniye'de bakıyorsun, Giresun'da bunlar taş gibi takımlar Tabii. olmuşlar. Yani iki tane, üç tane iyi transfer yapan, iyi mücadele eden, arkada iyi kapatan, iyi taktik yapan, iyi savunma yapan, iyi kavga eden, fizik olarak da iyisen kazanıyorsun. Evet. Bir de rakip de kötüyse, o gün kötüyse. Bugün Galatasaray takımı çok kötü oynadı. Galatasaray takımı, ama bu yanıltmasın. Daha ligin çok başı. Herkes puanlar kaybedecek. Herkes takılacak. Ama Galatasaray'ın oyuncu kadrosuna baktığın zaman bireysel olarak iyi oyuncuları var. Ama bu iyi oyuncularının sahneye çıkması lazım. Bireysel yeteneklerini ortaya koyması lazım. Bireysel yeteneklerini ortaya koyması lazım. Galatasaray'daki en büyük sıkıntı savunma. Mağlubiyetin faturası kime kesilir bugün? Yani sen... Takım olarak baktığında maliyetin faturası belli. Fatura kesilmez. Ama mağlubiyet bütün takıma kesilir. Ama hatayı yapan Abdülkerim Bardakçı. Hakemlik bir şey var mıydı? Yok, gördüğümüz bir şey yok. Bence de yok. Hakem aslan gibi şahane bir Galatasaray taraftarı. Tepki falan yok değil mi arkadaşlar hakeme? Benim gördüğüm kadar yok. Yani bizim gördüğümüz yok. Şahane bir Galatasaray taraftarı. Hiç ıslıklayan yok. Maçın sonuna kadar takımını sonuna kadar destekledi. Sonuna kadar destekledi. Onun için Galatasaray takımı arka tarafı mutlaka düzeltmesi lazım. Ön tarafı da, yani Okan Buruk'u eleştirebilirim. Yani mesela Kerem'i de oyundan alabilirdi. Yunus'u da alabilirdi. Sinan abi çok özür dilerim. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı ilk yarıda %100 pas. 43'e 43. Yani 43'te 43 isabetle oynamış. Normal pas oynayabilirsin Ertem'cim. Ama ikinci yarıda alarm verdi çocuk Fark bir anda. Fark etmiyor, stoper. Tabii. Stopersin bu yani. Evet, o onu diyecektim işte. Öne doğru atarsın. Kaleci gibi değil mi Sinan abi aynı? Ama ben Okan Buruk'un, bak nasıl dedik geçen hafta? Yunus'u çıkardı oyuna, Gomez'i soktu. Ya çıkar mı kardeşim dedik. Gomez gol attı değil mi? Evet. Ama bugün o hamleleri yapmadı. Ben Kerem falan alırdım oyundan. Tutmazdım o kadar. Kim diyorlar ki, diyorlar ki Türkiye'de teknik direktörleri sosyal medya yönetiyor. Normalde bugün Mertens'i oynatmayabilirdiniz. Yani bak mesela... Ama oynaması lazım. Oynatçı bence. Adamlar var burada. Çok adam var. Yani Galatasaray'ın kulübesi de kuvvetli. Yani bir takım hamleler yapabilirdi. Çünkü evet. Tamamıyla Hakan Kereş öyle bir oyun organizasyonu yapmış ki oyunu tamamıyla Kerem ve Yunus'un olduğu bölgelerden kurmuş. Onların üzerine kurmuş. Ama çok kötü Kerem. Geçen hafta da çok kötüydü. Ne diyorum? Yunus'la Kerem'in doğru. Yunus'la Kerem'in tamamıyla kulvarlarına oyunu kurmuş. Ve oraya öyle bir adam, iki adam arka önlü kademeli yığdı ki kımıldatmadı bile. Evet. Yani o Yunus, o çalım atan, hani oyuncuları büken, depar atan Kerem hiçbir türlü ne boş alan buldu ne topladı gidebildiler. Hakan Keres istediğini aldı. İstediğini aldı ve istediği taktiği de yaptı. Ama Galatasaray'ın orta sahası şut atmıyor. Çalım atmıyor. Topla gitmiyor. Adam eksiltmiyor. Bunları da yapmaları lazım. Doğru. Ama bunları hep neye bağlıyoruz? Galatasaray takımının diyoruz ki fizik olarak şu an hazır değil. 6. haftadan sonra fizik olarak iyi duruma gelecek diyoruz. Sinan abi rakamları çok evet. sevmeyiz ama pek bizim programımızda yeri olmaz ama bugün söylemek zorundayım. Çünkü senin söylediklerine çok paralel gidiyor. 2020-2021 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan, hata yapan takım Galatasaray. Yani en çok? Gole sebep olan hata. Hata Galatasaray'a. Evet, gole sebep olan ama hata. Mesela Abdülkerim Bardakçı gibi. Geçen sene 2020-2021 sezonundan bu yana. Geçen sene de evet, var. Evet, buna 2,5 yıldır Rüyün çözüm bulamıyorlar. Tabii. Marco Olor'un. Çok oldu bunlar. Çok oldu geçen tabii sene. Tabii onu oldu. Söylüyorlar. 2020-2021 sezonundan bak, bu yana. Ya bak ne diyorum. 3 sezondur ya. Futbolda çok fazla emin olmayacaksın. Ertem'ciğim. Yeteneklerine fazla güvenmeyeceksin. Yeteneklerine. Yeteneklerine. Ne ki bu? Ha.
Onu şey yapmışlar. Ha, gördüm. Yani şimdi sosyal medya çok tabii enteresan. Çok enteresan onun için ya. Galatasaray'ın karamsarlığa kapılmasın. Her galibiyetten bir ders çıkarırsın. Her mağlubiyetten de bir ders çıkarırsın. Bu mağlubiyetten Galatasaray'ın çıkaracağı çok ders var. Okan Buruk'un da çıkaracağı çok ders var. Yani bazı oyuncular oyunda çok tuttu. Bazı hamleleri yapabilirdi. Yapmadı. Seyretti. Sevgili Okan kardeşim de benim gibi maçı seyretti. Doğru. Yapmadı. Yani yürüyorlar Keremler, Yunuslar. Ondan sonra bakıyorsun orta sahasında yürüyorlar. Ve bunları oyundan alabilirdi. Ve oyundan aldığı zaman da Giresunspor'un Hakan Keleş'in taktiği de değişecekti o zaman. Çünkü Hakan Keleş kanat oyuncusuydu. İyi de kanat oyuncusu. Çok iyi. İki ayaklarını çok iyi kullanıyordu. Hakan ne yaptı? Dedi ki bunların dedi en büyük silahı dedi. İki kanadı dedi. Ben ona göre oyun organizasyonu yapacağım dedi. Ben bu kanatları durdurdum mu dedi. Galatasaray durar dedi. Durur dedi. Ve hedefine ulaştı. Kımıldatmadı. Kapattı. Stoperler de yakın oynadılar. Seferovic, Gomis falan kımıldatmadı. Oyunu daralttı. Yeri geldiği zaman çok oyunu sıkıştırdı. Orta sahayı kalabalıklaştırdı. Galatasaray'a alan bırakmadı. Ve istediği galibiyeti aldı. Tebrik etmek lazım. İstanbul'da ne diyor arkadaşlar? İstanbul'da yine yeniden 3 puan bizim. İstanbul'da yine yeniden 3 puan bizim. Bir tek sen Giresunspor. Bak bir tek seni görüyor musun Sinan abi? Futbola nasıl bir katkı? Futbola, spora nasıl bir katkı? Tebrik etmek bir lazım. Bir tek sen tabii hep. Yani Okan bütün... Buruk benim gibi maçı izledi diyor Sinan abi. Bu arada Beyaz Futbol TikTok hesabımızdan gelen hediyeler var. Teşekkür ediyoruz herkese. Onlara da teşekkür ederim. Yeri gelmişken belirtelim. Birazdan Sezgin Gelmez'e de gideceğiz stada. Yani, transferlerle ilgili bilgiler vereceğiz. Onu da belirtelim. Evet Sinan abi. Galatasaray'ın yine böyle toparlarsak Galatasaray'ın hala takımlar gerçi ilk 11'ini kuramadı. İdeal 9-10, 11-12 falan verelim araya İdeal arkadaşlar. İdeal 11'lerini hala kuramadı. Hala. Yani. Onun için burada Galatasaray ilk 11'ini önce bir netleştirecek. Ama yani zaten Ertem aynı 11'le zaten oynayamazsın. Tabii. Değişecek. Yani 13-14 oyuncu hep değişecek. Çünkü niye? Türk oyunculardan dolayı değişecek. Değişecek. Türk yabancı değişecek. Ama buradaki en önemli konu Galatasaray'ın bir stoperi, ikinci santraforu Seferovic. Eğer Seferovic mi Gomis mi? Hangisiyle başlayacak? Çünkü Galatasaray'ın en büyük sorunu gol. Ve de bu. Gol de var. Şimdi Seferovic de tamam fizik olarak iyi duruma gelmedi. Gomis de iyi değil. Onun da kilosu var, o da hazır değil. Ondan dolayı yani Galatasaray'ın yani savunmasıyla hücumundaki bu iki bölgede form durumunda sıkıntı var. Kesinlikle. Yani Seferovic mi, Gomis mi? Hangisi birinci santrafor olacak? Hangisi birinci santrafor olacak? Arka tarafta da Abdülkerim Bardakçı. Diyelim haftaya Galatasaray deplasmana gitti. Yine kötü oynadı, hata yaptı. İçeride Türk Telekom'da aynısı oynarsa yularlar. Sinan abi çok soru geliyor. Yularlar söylerim. Kerem Aktürkoğlu sorunu aslında belli. Çok yakın zamanda Kerem'le taraftar arasında sorun çıkabilir. Kerem Galatasaray'dan gitmek istiyor belli. Yani Kerem'in gerçekten biraz aklını da karıştırdılar yazın. Çünkü şimdi aldığı para, eğer bakın duyum bu sadece. Eğer doğru olduğundan tam emin değilim. 8 milyon TL'ymiş yıllık. Şimdi bakıyor etrafına, ya bu adam bu kadara geldi. Bu kadara geldi. Para sorununu hallederler. Şimdi Kerem imzalamış. Kavale yapmış artık. Yani Olimpik Lyon'un çok ciddi bir teklif olduğunu söylüyorlar. Yani ben zannetmiyorum öyle çok ciddi bir şu an bir teklif gelsin. Çok ciddi bir teklif gelirse Galatasaray Kulübü değerlendirir ama hiç kimse o, bak şimdi Ertem'ciğim sana bir şey söyleyeyim. Bir futbolcu yönetiminden eğer bir parayla ilgili talebi varsa
daha yüksek bir ücret talep ediyorsa daha iyi oynamak ister. Daha iyi oynamak tabii, ister. Tabii. Yani tabii. Daha iyi oynamak ister ki gider ki der ki der ki bak ben yaptıklarım ortada. Ben çok az para oynuyorum. Gelen transferler benim iki mislim alıyor mesela. Aynen öyle. Onun için daha iyi oynamak ister. Yani bunların hepsi hikaye. Yani işte aldığı parayı beğenmiyor, az buluyor Kerem. Bundan dolayı işte protesto ediyormuş gibi işte iyi oynamıyor. Hayır, hiçbir futbolcu kendine küfür ettirmek istemez. Kendini sahada kötü göstermek istemez. Ben ona inanmam. Sadece sezon başıdır. Fizik olarak iyi duruma gelmemiştir. İstediği boş alanı bugün Kerem Aktürkoğlu bulamadığı için gerekli performansını gösterememiştir. Gösterememiştir. Net budur. Hakan Keleş'i yaban atmayalım, hafife almayalım. Galatasaray'ı çok güzel analiz etmiş. Bak Hakan Keleş. Yarın gider Ümraniye'ye yenilebilir. Çünkü Ümraniye Galatasaray oynadığı gibi oynamaz. Galatasaray oynadığı gibi oynamaz. Galatasaray'a farklı bakarsın, Ümraniye'ye farklı bakarsın. Veya Ankara gücüne farklı bakarsın. Aynen. Daha disiplinli oynarsın. Galatasaray'a karşı daha kompak oynarsın. Daha taktik olarak daha dikkat edersin. Ama Ümraniye'ye ve Ankara gücü dersen ki bunlar benim ayarımda, ben bunları yenmeye gideyim, üstüne gideyim dersin. Tabii. Anladın mı Mertemciğim? Şimdi Sinan abi, biraz teknik konuşalım mı? Yani konuşalım. Çünkü konuşuyoruz deminden beri. Hayır. Daha da böyle çünkü seyircilerimiz tamam. Diyor ki ya diyor biraz daha diyor. Konuşuruz. Mesela Emre Akbaba. Şunu söyleyeceğim. Çok etkisiz. Onu söyleyecektim. Hani Galatasaray'ın Joe Pedro gibi bir futbolcuya ihtiyacı var. Hani onu almak istiyorlardı aslında. Arka taraf hani forvetin arkasında top gezdiren hızlı i̇şte böyle Mertens'i oraya. Gezen... Mertens orada. Şu an Emre'yle orayı doldurmaya çalışıyor. O da bugün istediği topları alamadı. Yani bu... O zaman Galatasaray'ın 3 tane transfere ihtiyacı dünyanın, oluyor. 1, 2, 3. Şimdi dünyanın en iyi takımları da sahalarında yeniliyor. Bu bugün bir kazadır. Bugün bir kazadır. Bugün bir kazadır. Yani bugün bakıyorsun kenara Kerem, Yunus, Emre. Üçü de kötü oynadı. Evet. Üçü kötü oynarsa zaten kazanamazsın ki. Bir de sen bariz senin stoperin hata yapıyor. Nasıl kazanacaksın? Kazanamazsın. Yani Galatasaray takımının kazanması, biz Galatasaray takım şampiyonluğunun bir numaradayı derken bunların çok İyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Bunların formda olduğunu düşünüyoruz. Yani üst seviyede performansla oynarsa Galatasaray takımı diyoruz. Ama sen bu şekilde oynarsan 10. olursun. Tabii. Yani onun için söylüyorum. Ama şu arka tarafa baktığın zaman mesela yani mesela Dubois, Omar, Boey. Mesela bunlar fazlalık. Orada muhtemelen Boey'in yerine Dubois oynayacak. Omar gidiyormuş zaten. Yani Duba oynayacak. Çıkıldağ'ı da gönderiyor. Çıkıldağ oldu. Yani kalabalıklık var. Tamam. Oliveira çok iyi. Beğendin mi Oliveira'yı? İyi futbolcu. Ya Micho'yu niye çıkarttı senin abi? Yani işte dediğim gibi ben Kerem alırdım daha önceden. Peki şuna katılıyor musun? Gomis yerine Emre Kılınç'ı oyuna koyup Yunus'u çıkartsa, Kerem'i çıkartsa oraya başka bir alternatif olsun. Mertens'i mesela oraya koy. O da çok takıma hakim değil. Şimdi Okan da çok takıma hakim değil. O da şimdi bir bakıyor. Bir görüyor. Bir göreyim bakayım diyor. Ne yapıyorlar diyor. Ya bir tutayım sağda. Yani şimdi ama Kerem diyor. Ama Hakan Keleş de aynısını düşünmüyor mu? Şimdi Kerem diyor tabii. Şimdi Kerem diyor yıldız oyuncu diyor. Yunus diyor. Bu çok etkili oyuncu bunlar diyor. Her an bir şey yapabilirler. Sinan Erimler sözünü yazalım arkadaşlar Twitter'da. Her an bir şey yapabilir. Yani Okan Buruk diyor ki. Yani Kerem hızlı oyuncu. Bir boşluk bulur gider akar gider diyor. Doğru. Yunus diyor. Hemen diyor alır diyor. İki oyuncuyu büker diyor. Araya koyar diyor. Bir şey yapabilir diyor. Bunu bekledi. Emre Akbaba bir tane diyor sol ayağıyla çıkabilir, vurabilir diye bekledi. Bekledi. Bir gördü. Şimdi dedi ki böyle değilmiş dedi. Bir dahakine bu kadar beklemem dedi. Bir dahakine bu kadar beklemem dedi. Yani şöyle de yapabilir bak mesela haftaya. Haftaya şöyle yapabilir. Abdülkerim başka alternatifi yok. Abdülkerim Nelson. Yani Kazım Can'ı bilmiyorum. O kadar Ömer yapar mesela orayı. Van Holt oynatmaz veya Ertem'in Ömer yapar. Niye? Mertens'i oraya koyar ön tarafa.
kenara gelin ortaya. Sinan abicim bir görüntü almak zorundayız. Sayın Başkan konuşacak. Tamam, çok özür dilerim. Çok iyi. Evet, Sayın Başkan konuşacak. Şu an evet. Sesi açalım arkadaşlar, sesi. Gelir, sesi açalım. Buğra'cığım hadi yap kardeşim. Kameraman arkadaşım Buğra'dan rica ediyorum. Tamam mı? Sesi niye açmıyoruz? Serko? İşte daha konuşmadı senin abicim. Evet, başkan konuşacak şimdi. Ne açıklayacak acaba? Transferlerden bahsedecektir. Transferlerden bahsedebilir Sayın Başkan. Onu da söyleyelim, Sayın Başkan ne diyecek? Herkes merakla bekliyor. Herkes Beyaz TV ekranlarında şu anda. Beyaz Futbol'dayız. Başkan Dursun Özbek, Sayın Başkan Dursun Özbek bekliyor. Bütün mikrofonlar da geldi. Sayın Başkan tam Sezgin Gelmez'in yanında, Sezgin abinin yanında. Beyaz TV'den, Beyaz Futbol'dan. Sesi verelim arkadaşlar, açalım sesleri. Canlıyız abi, canlıyız. Buyurun, buyurun, başlayabiliriz. Evet Sayın Başkan. İkinci hafta istenmeyen bir mağlubiyet yaşandı. Neler söylemek istersiniz? Vallahi evet, istenmeyen bir mağlubiyet. Öncelikle Giresunspor'u tebrik ediyorum. 3 puan aldılar. Oyun hakimi genelde bizdik. Fakat istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bir topumuz direkten döndü. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Dolayısıyla sezon uzun, çok uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Dolayısıyla bundan sonraki maçımız için hazırlanacağız. Sezonun geri kalan kısmında da oyunumuzu daha güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunların hepsi bize bir gösterge. Onları tamamlamak üzere transfer sezonuna devam ediyoruz. Onun dışında önümüzdeki haftaki maça konsantreyiz. 50 bine yakın taraftar vardı. 50 bine yakın taraftarın Galatasaray'ı. Evet, çok güzel. Çok güzeldi. Yani taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Benim onlardan ricam bu. Çünkü sezonun daha başı. Onun için önümüzde çok uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında başarıyı yakalamak için hem teknik ekip, hem taraftar, hem yönetim elinden gelen her şeyi yapacak. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız lazım. Onları mutlu etmemizin gereğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Başkanım, hakem yönetiminden memnun musunuz? Topun oyunda kalmadığı süre, oyunda kalmadığı süre sizce biraz fazla mı oldu bugün? Şimdi hakemlerle ilgili daha sezon başında bir yorum yapmak bence yanlış. Sahada herkesin seyretti, gördü. Bazı kararlarında adil değildi. Ama dediğim gibi sezon uzun, sezonun başında böyle bir yorum yapmak bence pek uygun değil. Bundan sonraki haftaya konsantreyiz, ona bakacağız. Daha iyi olacağız. Taraftarlarımıza sözüm bu. Nelson'la ilgili son durumu sizden öğrenebilir miyiz? Bu Nelson'la ilgili Sevilla'nın teklifi var masada. Ama istediğimiz rakam değil. Dolayısıyla biz
İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. Burası bekleyeceğiz yani. Şimdi takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmezse, değerini bulduğumuzu düşünmezsek satmayı düşünmüyoruz. Başkanım, önemli oyuncular kadroya katıldı ve devamının da geleceğini siz de şimdi kadro, evet. Çok fazla Belotti ismi telaffuz ediliyor başkanım. Birinci ağızdan size sormak isterim. Şu anda transferle ilgili bir yorum yapmak durumunda değilim. Transfer sezonu devam ediyor. Yapılan yorumlar neticede kulübe zarar veriyor. Onun için ben bugünkü oyunla ilgili düşüncelerimi söyledim. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Ne yönetim, ne taraftar tarafından, ne de oyuncular tarafından. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan, Abdülkerim bugün bir hata yaptı ve gol bu şekilde geldi. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ondan beklentisi çok yüksek. Elbette oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Dediğim gibi bundan sonra daha dikkatli olmamızın gereği var. Onun için bence önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Lig devam ediyor. Yani geriye, yani ligin daha başı ikinci maçı. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin, kolay gelsin. Tamam. Sayın Başkan, Sayın Dursun Özbek çok medeni bir şekilde çıktı, konuştu. Çok da teşekkür ediyorum bir televizyon gazetecisi olarak. Sinan abi, ana kumanda çok Galatasaray'da bastırıyor. Galatasaray'da şöyle bir düzeltme yapılması lazım bence. Bilmiyorum, demin dedin Kerem falan dedin, Yunus, öteki Taylan, Berka, Emre, hepsi. Yeni gelenler çok fazla para alıyor. Eski mukavelelere göre Ertem. Evet. Döviz arttı. Genelde bizim Türk oyuncular hep Türk parası anlaştılar. Euro ve dolar artınca bunların paraları biraz daha düştü, rakamları. Yani Galatasaray'daki en büyük sıkıntının şu olabileceğini düşünüyorum. Bak, net söylemiyorum. Ama tamamıyla eski anlaşmalı futbolcular az maaş alıyorlardır. Yeni gelen yabancılar onların iki misli dövizden dolayı alıyordur. Ondan dolayı takımda bir sıkıntı olabilir. Galatasaray yönetimi eğer böyle bir sıkıntı varsa bir an evvel düzeltmeye gitmeli. Bir araya gireceğim hemen. Gir hemen. Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı, İtalya'da Pisa'ya kiraladığı Morutsan ilk maçında 67. dakikada oyuna girdi ve 2 asist yaptı. Bir reklama gidebilir miyiz Sinan abi? Gidelim. Yani Galatasaray'daki en büyük sıkıntı gireceğiz. Bu olabilir gibi görünüyor. Eğer böyle değilse eyvallah, ama böyleyse şimdiden bunu Galatasaray yönetimi çözmesi lazım. Kesinlikle. Sayın Başkan'ın açıklamalarını arkadaşlarımız kesecek biraz daha. Sen anlaştın 8 milyona diyelim. Anlaştın 8 milyona. Senin zamanında dolar 10 liraydı. Şey, euro veya. Tamam mı? Evet. Evet. O zaman kaç paraya geliyordu? Evet. Şimdi dolar oldu 18 lira. Bir anda senin paran düştü. Öteki taraftan gelen o, Oliveira, evet, 2 milyon alıyor. Evet. Sen alıyorsun 1 milyon. Doğru. Anladın mı? Ya diyor ki kardeşim, ben Galatasaray'ın yıldızıyım. Milli takımını oynuyorum. Ben niye az para alıyorum? Aynen. Galatasaray'da bu sorun olabilir. Gidelim reklama. Reklamdan sonra geliyoruz. Haydi bakalım.